Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Android'de Your Name yazısı nasıl silinir Banner'dan, onu göstereceğim. Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Your Name yazısı nasıl silinir onu göstereceğim. Hem de Android'de arkadaşlar. Size bir program lazım. O da HandyPoto diye bir program. Play Store'da var ama orada ücretli. Ben size bunun ücretsiz olanı açıklama kısmında verdim zaten. O da indirebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bu HandyPoto'ya gireceğiz. Bu arada Banner'da siliyoruz yazıyı. Buraya girecek böyle. Ve bu sağda galeri var. Ona tıklıyoruz. Buradan istediğiniz yeri seçin. Ben galeriyi seçeceğim bunu. Şimdi burada tüm indirmeler yazıyor. Ben daha demin Chrome'dan indirmiştim de banner'ı, onu alayım. Zaten bu banner'ın linkini atarım ben. Şimdi bu banner'a tıklayalım. Ve böyle çıkacak. Şimdi şurada el işareti var sağ üstte. Ona tıklayacağız. Tıklayamadım. Ha. Şimdi burada altta, yani en altta, bu el işaretinin altında Clone Stamp Moveme var. Bu da Moveme'ye tıklıyoruz. Şimdi bu altta 4 tane yer çıktı. Yani şurada alev gibi bir şey var. Ona tıklıyoruz. Fırçaya. Bunu birazcık yaklaştıralım. Ve buraya sürdüreceğiz. Dilerseniz şu yuvarlaktan bakarak yapın ya da elinizle görebiliyorsanız yapın. Şu yuvarlığa bakarak yapın bence. Şimdi her yeri sileceğiz. Tam sildik. Şimdi burada 4 tane bir şey çıkacak, harfler. Burada ağaç resmi var en altta gördüğünüz gibi. 11 simde de boş ağaç, bir de dolu ağaç gibi resim var. Yani 2 üçgen. Ona basıyoruz. Burası istik dedi. Şimdi bunu alıyoruz buradan. Bunu alıyoruz, aşağı atıyoruz. Sonra ise buradan şu artı işareti var, buna basıyoruz. Bunu böyle yapıyoruz. Şimdi ise şu sağ alttaki tamam, yani ok işaretine tıklıyoruz. Tamam, şimdi gitti arkadaşlar. Daha bir şey sileceksin. Daha yazı olmadığı için silemeyiz. Yazı olunca tekrar silersiniz. Ya yani şimdi şu el işaretine tekrar tıklıyoruz arkadaşlar. Şu en dibindeki el işaretinin hemen dibinde şey var gördüğünüz gibi. Şu ayarların sonunda kaydetme yeri var. Ona basıyor, buradan galeri seçin. Galeriye kaydediyor. File save to your library dedi. Şimdi bunu kapatıyoruz. Kaydetti. Şimdi o kaydetti arkadaşlar. PixArt'a giriyoruz. Şimdi bu alttaki artı simgesine tıklıyoruz. Buradan düzen seçeneğine basıyoruz. Demin galeriye kaydetmiştik hatırlarsanız. Ona basıyoruz. Ve açılıyor arkadaşlar. Şimdi buradan ne yapacağız? Ya burada fotoğraf ekleyebilirsiniz. Bence metin, ya isim yazın önce. Ne yazalım? Mesela Talha Yılmaz yazalım. Önce Talha yazın buraya. Yok ya. Android yazalım. Önce Android yazalım. Fırça darbesini atalım şöyle 8. Şimdi bunu küçükleştirelim. Sonra ise böyle olacak. Bunu yazı tipini ayarlayalım. Şu yapalım. Nerede o? Bu arkadaşlar, yapın. Burada. Hangisi daha iyi bu? Android yazısını küçültün biraz. Bu da Android. Tamam. Biraz daha şey olsun.
Bunu buraya alalım bence. Tamam diyelim. Şimdi buraya ise üzerine yazalım. Üzerine her şey bu kanalda. Örnek gösteriyorum arkadaşlar. Üzerine her şey yazamadım ki. Her şey bu kanalda. Şimdi buna tekrar tıklıyoruz. Aynı yazı tipini seçmemiz lazım. Hemen şu fırça darbesini de atalım arkadaşlar. Kaçtı? 20 idi hatırlasa. Fark etmez zaten. Şunu birazcık kalınlaştıralım, aynı olsun. Tam aynı boya getirelim. Tam oldu. Şimdi yazalım. Talha Yılmaz diye şimdi. Talha. Bunun yazı tipi böyle olsun. Siz daha iyi yapabilirsiniz ama. Rengi ne olsun? Eğim yapalım. Burası yeşil. Burası böyle olsun. Ya sarı olsun. Tam sarı daha iyi. Daha iyi yaparsınız arkadaşlar. Buraya Talha. Tamam, şimdi buraya ise Yılmaz yazacağız arkadaşlar. Siz istediğinizi yazın. Aynı yazı tipini tekrar seçiyoruz. Hemen şunun darbesini arttıralım. Fırça darbesi 30. Şimdi rengini eğim yapıyoruz. Bunu böyle, bunu ise ve bu sefer tersten yaptık. Ama olsun. Talha Yılmaz. Tam oldu arkadaşlar. Şimdi isterseniz kanal logonuzu ekleyebilirsiniz. Ben şuradan T'ye ekleyeyim şunu ben. Dilerseniz eklemeyin ama. Ama eklerseniz daha hoş durur. Şimdi böyle ekledik. Şimdi şurada şu işarete basalım. Galeri yapalım. Tamam, kaydetti. Şimdi ise YouTube'a giriyoruz. Da profile gelelim. Bu arada ben hesabı değiştirdim hemen. Size göstereyim ki Talha Drago'ya tıklayalım. Profile tekrar tıklayalım arkadaşlar. Şimdi bu simgeye basalım. Burada ayarlara basıyoruz. Profil değiştir. Ay, profil değil, banner işte. Fotoğraflarımın arasında seç diyelim. Demin yaptığımız banner bu arkadaşlar. Şimdi basın. 2048-1152 diyor. Bu yüzden bunu yapın. Ben size bu fotoğraf boyutlandırma uygulamasının linkini de veririm. Fotoğraf boyutlandırma uygulamasına giriyoruz. Burada fotoğrafla seçin diye. Demin yaptığımız bandıra basalım. Ha, şimdi şurada Resize yazıyor. Resize'nin yanında ise 4 tane ok var. Ona tıklayacağız arkadaşlar. Burada en aşağı ve Showmore var. Buradan 2040, 2560, 1435 vardı gördüğünüz gibi. Ona basın arkadaşlar. Boyut değerli 2560, 1435 dedi. Şimdi çıkıyoruz. YouTube'a tekrar giriyoruz arkadaşlar. Şimdi bu banner yerine fotoğraf seçiyoruz. Şimdi boyutlandırdık. Şimdi ne oldu? Bunu hiç isterseniz böyle yap ama sonuna kadar böyle getirin. Ve save diyelim. Oldu arkadaşlar. Şimdi burada daha iyi gözüküyor. Arkadaşlar, siz
Google'dan başka bir banner indirirseniz daha iyi banner indirin yani. Onunla daha iyi durur. Eğer video beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Holy Grail.